YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle işkembe çorbası hazırlayalım. İşkembelerimizi pişirmeden önce yarım saat sirkeli suda bekletip yıkayalım. Daha sonra tenceremizi alalım. Üzerine 2 litre su ilave edip haşlamaya bırakalım. Toplamda 1,5 kilo işkembe kullandım. Ve düdüklü de 45 dakika haşladım. Haşladıktan sonra sudan çıkarıp minik minik doğrayalım işkembelerimizi. Bütün işkembeleri bu şekilde doğrayıp hazırladım. Ben biraz taneli sevdiğim için biraz daha büyük doğradım. Dilerseniz daha küçük doğrayabilirsiniz. Kaynayan işkembe suyumuza işkembelerimizi ilave edelim. Ve tekrar kaynamaya bırakalım. İşkembelerimiz kaynarken bir sosunu hazırlayalım. Sosu için 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, yarım limon suyu, 1 adet yumurta ilave edip güzelce çırpalım. Daha sonra 2 yemek kaşığı un ve 1 çay kaşığı kadar sarımsak ilave edip çırpmaya devam edelim. Sosumuzu güzelce çırptıktan sonra kaynayan işkembe suyundan azar azar ilave edip sosumuzu açalım. Sosumuzun kesilmemesi için daha sonra kaynayan işkembelere sosumuzu ilave edip karıştırmaya devam edelim. Sosunu ilave ettikten sonra yaklaşık 20 dakika pişirmeye devam edelim. Daha sonra tuzunu ilave edip kaynamaya bırakalım. Görmüş olduğunuz gibi kaynadıkça kıvam alıyor. Kıvamı ne çok sıvı ne de çok katı olması gerekiyor. Şimdi sarımsak sosunu hazırlayalım. Yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı sarımsak ilave edip güzelce çırpalım. Toplamda 3 diş sarımsak kullandım ben. Ben bol sarımsaklı seviyorum derseniz daha çok da kullanabilirsiniz. Çorbamız pişti, hazır. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel ve lezzetli görünüyor. Üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı eritelim. Daha sonra 1 tatlı kaşığı pul biber ilave edip yağımızın altını kapatalım. Çorbamız pişti. Önce sarımsak sosunu ilave edelim. Daha sonra yağını ilave edip servise yapabiliriz. Çorbamız hazır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.